Sabah kahvesi. Kanal Sim'den sabah kahvesinden iyi günler, iyi sabahlar sevgili izleyiciler. Bugün 9 Ekim Cuma, haftanın son sabah kahvesine hoş geldiniz. Efendim herkese günaydın. Güzel bir Cuma günü diliyoruz size. Haftanın son sabah kahvesinde yine birbirinden önemli gelişmeler var. Memleket küçük ama sürekli gündem değişiyor. Dün limuzinli bir eylem vardı. Eylem miydi, şov muydu? Gerginliği artırmak isteyenler mi var? Yoksa kuzey ile güney arasındaki T plakalı araçların, yani taşıma araçları arasında yapılan farklı uygulamalar nedeniyle bir tepki miydi? Tepkilerin örgütlerle, böyle kişisel tavırlarla değil, örgütlerle yapılabilmesi daha önemli. Daha önce kar işinde benzer girişimleri olmuştu. Ancak güneydeki sistem bazı araçların kuzeyden güneye geçmesine izin vermiyor. Birçok taşıma aracı T harfini kapatarak, yani taksi ise taksi, dolmuşsa dolmuş, DAF izni dediğimiz T iznini, toplu ulaşım iznini kapatarak ve bunu da aleni yaparak geçiyor. Normal plakaymış gibi. Dünkü eylemle ilgili haberler var. Su ne zaman geliyor? Suyun vanasının açılacağını dün sabahleyin sabah kahvesinde Türkiye'deki Anamur ilçe başkanı AKP'nin onun açıklamasından öğrenmiştik ve kamuoyu da böyle öğrendi. Ama bu suyun dağıtımı ne kadar sürecek, ne zamana kadar bütün bölgelere su verilecek, eğer uzlaşı sağlanır, su nasıl yönetilecek, işletilecek, kime ait olacak, idare sorunu aşılırsa ve bir de 28'inde 29'unda o meşhur tören olacak mı olmayacak mı? Bunlar hep soru işareti. Müzakerelerde hızlanacak diye bir bilgi var. Müzakere süreci yine hız kazanacak diye bir bilgi var. Bunlar gazetelerde öne çıkan belli başlı haberler. Gazetelerin ön sayfalarına bakacağız. Sporda önemli gelişmeler var. Atletizm yarışmaları başladı. Ve dünyadaki gelişmeleri, ekonomideki gelişmeleri de size aktaracağız. İngiliz basınına bakacağız. Bugünkü İngiltere'de çıkan gazeteler, Türkiye'de çıkan gazeteler ne yazdı? Hem memleketten hem de dünyadan haberdar etmeyi planlıyoruz. Yine 1 saat 15 dakikalık süremiz var aşağı yukarı. Ve hepinize güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Bugün ayrıca serbest kürsü günü. Evet, bugün yine telefonlarımız, izleyenlerimiz açık olacak. Onlardan telefon geldiği sürece de saat 10'a kadar serbest kürsüde birlikteliğimize devam edebileceğiz. Yine tabii ki çok doğaldır, farklı görüşler var. Dolayısıyla herkese açık bizim telefonlarımız. Bir izleyenimiz başka bir görüşü savunurken diğeri onun görüşünü eleştirebilir, farklı görüşte olabilir. Her zaman olduğu gibi, bugüne kadar olduğu gibi de birbirimizin görüşlerini saygı duyarak, desteklemesek de saygı duyarak görüşlerimizi paylaşacağız. Bugün yine tabii ki izleyicilerimiz görüşlerini paylaşacak. Bakalım izleyenlerimizin gündeminde neler olacak bugün? Bizim gündemimiz dışında da tabii ki zaman zaman da onlardan yeni bilgiler geliyor. Onların söyledikleri de gündem yaratabiliyor. Dolayısıyla bekliyoruz. Diledikleri her konuda görüşlerini bizimle paylaşabilecek yine izleyenlerimiz. Sabah kahvesinin hemen sonrasında telefonlarımız açık olacak. Evet, dilersen manşetlere bir bakalım. Farklı manşetler göze çarpıyor bugün gazetelerde. Manşet birliği yok. Bakalım neler hangi var? Manşet neyi içeriyor? Yeni Düzen'le başlıyoruz. Yeni Düzen gazetesinin bugünkü manşetinde tüm hatlara su verilmesi Haziran 2016 son 19 gün başlığıyla aktardı haberi. Türkiye'den adaya gelen suyla ilgili olarak Yeni Düzen gazetesinin manşeti bu şekilde. Kıbrıs gazetesi çalışanlar süratlenecek, özür diliyorum, çalışmalar süratlenecek başlığını görüyoruz Kıbrıs'ın manşetinde. Kıbrıslı Türk müzakereci namiyle Kıbrıslı Rum meslektaşı Mavroyanis 3 haftalık bir ara daha sonra dün bir araya gelerek liderler zirvesine hazırlandı ve Genel Sekreter Ban'ın daha fazla mesai istemini değerlendirdi.
Havadis gazetesinde haksızlığa isyan etti başlığını görüyoruz bugün. Uzun bir süredir sorun olan karşılıklı taşıma izinli araçların geçişinde yaşanan zorluklar dün eyleme dönüştü. Kıbrıs Rum plakalı araçlar geçiyor, Kıbrıs Türk plakalı araçlar güney kapısında kalıyor. Havadis gazetesinin manşeti dünkü bu gelişmeyle ilgiliydi bugün. Afrika'da neden tutuklu başlığını görüyoruz. Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Feridi Şefik böyle adalet olmaz başlıklı yayınımız üzerine açıklama yaptı. İsmet Felek çetesiyle giriştikleri kavgadan sonra tutuklanan ve tutuklu yargılanmalarına karar verilen Ali Uçanok ve arkadaşlarının tutuklu yargılanmaya karşı yaptıkları istinaf başvurusuyla ilgili gazetemize bilgi veren Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Feridi Şefik, istinafın 11 Kasım'dan önce görüşüleceğini söyledi diyor Afrika gazetesi. Az sonra detaylandıracağız bu haberi. Halkın Sesi gazetesi çözümün yolu ticaret başlığını kullandı bugün. Limassol bölgesinde tersane olarak faaliyet gösteren Kıbrıs Rum şirketi FEMA Grup'la gemi bakım, tamir ve inşası konusunda tarihi bir anlaşmaya imza atan Shipyard Famagusta şirketi direktörü Ramazan Gündoğdu Halkın Sesi'ne açıklama yaptı. Az sonra detayları paylaşacağız. Star Kıbrıs'ta köylü de tarımda bitti başlığı var bugün. Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle'nin açıklaması, Hüseyin Çavuş Kelle'nin açıklaması Star Kıbrıs'ın manşetinden aktarıldı okuyuculara. Koltuk sevdasına şipşak yasa, Detay gazetesinin bugünkü manşeti. Böyle hız görülmedi dedi Detay. Cumhuriyet Meclisi dün şipşak yapılan bir yasayla dikkat çekti. Meclis iç tüzüğü karar önerisinin ivedilikle görüşülmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Karar önerisi vakit kaybetmeden alt komitede ele alındı ve onaylandı. Ardından yeniden hükümet vakit kaybetmeden şipşak oy çokluğuyla kararı yasalaştırdı. Saatler içinde yasalaşan bu karar önerisi koltuk sevdasına şipşak yasa dedirtti. Değişiklik meclis başkan yardımcısının ana muhalefet partisinden olması kuralını bağlayıcı hale getirmeyi ve puanlama sistemine ihtiyaç duyulmadan her siyasi parti grubuna düşen başkanlık divanındaki görev yeri sayısının oranlara göre belirlenmesi mümkün ve adil olduğundan puanlama sistemini kaldırmayı öngörüyor. Neredeyse haberin tamamını okumak zorunda kaldım. Ne değişti diye aktarabilmek için. Vatan gazetesi dün de meclise siyah çelenk başlığını kullandı bugünkü manşetinde. Çiftçiler Birliği'nin meclise bıraktığı siyah çelenk bu şekilde yer buldu Vatan gazetesinde. Ortamda aynı haber çiftçi batma noktasında başlığıyla paylaşıldı okuyucularla. Evet, manşetleri aktardık. Başka? Manşetler böyle. Gazetelerin birinci sayfalarına geçelim. Yeni düzenle başlayalım. Evet, başlayalım mı? Başlamak istiyorsan başla, sen başlamak istiyorsan ben başlayabilecek miyim diye emin değilim. Denemek lazım. Boruyla yerimize gelecek arkadaşları beklerken yani deneyelim. Yani başarılamayacak bir şey yok dedi dün. Aslında ilgili tüm kesimlerin söylediği gibi Mausa Belediyesi eski başkanı Oktay Kayarp'ti konuğumuz ve çok anlaşılır bir şekilde izah ettiğini düşünürüm. Dünkü programda bu projeyi üç ayaklı bir proje. İlk aşaması zaten işte Gölet'e kadar ve bu kısmı zaten bizim böyle bir kapasitemiz yok. Dolayısıyla oraya kadar zaten Türkiye yapacak. Buna karşı çıkan yok. Ondan sonraki kısımlarla ilgili yapamazsınız demek Kıbrıslı Türklere de mühendislere de bir hakarettir diyor. İkinci ve üçüncü aşamayı biz yapacağız. Bunun bir de hukuki boyutu var ve bu yapabileceğimiz bir projedir. Tartışmak bile bunu gereksizdir. Aslında ortada bir kriz de yoktur aynı zamanda dedi Oktay Kayarp. Şebekeleri alamazsınız siz belediyelerin elinden. Yoksa mahkemeden geri döner. Çünkü belediyelere ait bunun gibi örnekler de verdi. Hukuki açıdan da bunun imkansız olduğunu, zor olduğunu söyledi. Özelleştirmek bizim yönetmemizden daha zor bir yöntemdir aslında bu suyla ilgili dedi. Dolayısıyla daha anlaşılır hale geliyor gibi geliyor bana. Tartışma büyüdükçe hem proje daha anlaşılır hale geliyor. Hem de aslında çözülmeyecek bir sıkıntı yok. Eğer bizim projemiz varsa daha önce evet yapamayız mantığıyla oturuldu, görüşüldü. Dolayısıyla bir proje de hazırlanmadı bununla ilgili olarak. Ama şimdi bir proje var. Siz yapabiliyorsanız eğer çok itiraz hakkı
bırakmazsınız, çok itiraz şansı bırakmazsınız Türkiye'ye. Konukların bugüne kadar söyleyenlerin zaten sadece su konusuyla ilgili de değil, diğer sorunlarla ilgili. Elektrikte öyle ya da başka konularda öyle. Siz eğer yapabiliyorsanız, varsa projeniz, Türkiye yanlış bir algıda olsa da bunu değiştirme şansınız vardır. Ama yok deyip her şeyi Türkiye'ye bırakırsanız, o şekilde gider. Ha işte küçük kanadına bakacak olursak, ağırladık eski başbakanlardan kendi döneminde atılmıştır çerçeve anlaşması. O da diyor ki değiştirebilirsiniz. Yasayı değiştirin. Eğer yapabileceğinize inanıyorsanız, bu maliyeti karşılayabileceğinize de inanıyorsanız yaparsınız. Ben Geçitköy Barajı'na kadar, yoksa her taraftaki mülkiyeti de dağıttığımız yok, bu anlaşma onu öngörmüyor dedi. Onun dışında da yapabiliyorsanız yaparsınız. Bu kolaydır. Yasa değişir ve yapılır. Belediyeler açısından da sıkıntıları anlamak lazım. Ha, Türkiye'de bunu anlatabilmek önemli. Ben inanırım ki yapabileceğimize inanıyorsak, biz bu kadar hazırlıklıysak, özellikle su kurumundan bahsediyorsak ya da BESKİ'nin işte projesi varken ortada, bunun izah edilebilmesi lazım. Niyet varsa, köyle görünüyor, o zaman çok zor olmaması lazım. Bilen, bilmeyen, benim şu anda söylediklerim sadece konukların aktardıkları üzerine, ama herkes konuştuğu için belki de daha da anlaşılmaz hale de gelebiliyor bazen kurumlar. İşte dinlediğimiz zaman, tartıştığımız zaman yapmamak için, yapamamak için neden yok. Böyle bir şey söylenmesi için de neden yok. Herkes her şeyi isteyebilir. Siz de buranın hükümeti, buranın yetkilileri olarak ne istediğinizi, projenizi ortaya koyarsınız. Sen ikna oldun yani ki biz bu işi yapabiliriz. Tabii ki yapabiliriz. Yani ben de gazeteyi okuyabilirim yani. Evet, sen de okuyabilirsin. Deneyim bir bakayım. T Ü M H A T L. Yapamazsam ben yapabilirim ama. Evet. Yani durum da odur aslında. Yani yapamazsanız harfçikleri eğer böyle tek tek okuyarak şey yapmaya çalışayım. Evet, tüm hatlara su verilmesi Haziran 2016'yı bulacak diyor Yeni Düzen'in bugünkü manşetinde Ayşe Güler'in araştırma haberi. Yeni Düzen sudaki son detayları araştırdı. Astrın projesi olarak nitelendirilen Türkiye'den Kıbrıs'a su temin projesinde hatlara su verilmeye başlanacak. Son 19 gün Devlet Su İşleri Kuzey Kıbrıs Proje Müdürü Birol Çınar 28 Ekim'de tesisin açılışı sonrasında Lefkoşa hattına su verileceğini, şu anda çalışmaları devam eden karadaki boru hatlarının %75'inin tamamlandığını söyledi. Süreç nasıl işleyecek diye adım adım aktarılıyor. 28 Ekim'de Lefkoşa hattı su alacak. Ardından ikinci etapta şu anda 115 kilometresi tamamlanan Girne hattı tamamlanacak. Girne'nin ardından 50 kilometresi kalan Mausa ve İskele hattı tamamlanacak. Son olarak da Karpaz'daki çalışmalar bitecek. Bölgeye su verilmeye başlanacak. Bölgede tamamlanması gereken 30 kilometrelik alan kaldı. Çalışmaların tamamlanarak tüm hatlara su verilmesindeki hedef Haziran 2016 deniliyor. Ve pompa istasyonundaki ayarlamadan dolayı şu anda dereye akıyormuş su. Yani Türkiye'den gelen su denize dökülüyor şu anda. Evet. Durum bu suda. Ekonomik kriz 5331 Kıbrıslı Rum'u göç ettirdi. Güneyde yapılan bir anketin sonuçları böyle aktarılıyor. Ve Kıbrıslı Türklerin başarılı olup olmadığıyla ilgili tartışmalar devam ederken önemli bir ödül haberi. Kıbrıslı Profesör Volkan'a bir ödül daha. Vamık Volkan, psikiyatri alanında dünyada adından söz ettiren bir isim. Mary Sorney Psikoanaliz Ödülü bir Kıbrıslı Türk'ün oldu ve Vamık Hoca bir büyük ödülü daha kazandı. Tufan Erhürman'ın suyla ilgili dün mecliste söyledikleri sürmanşette değerlendirildiğin üzerinde CTP Genel Sekreteri Tufan Erhürman, BESKİ'nin ve yasal olarak kurulacak bir kamu kurumu olan Özerk Su Yönetimi'nin protokole ve anlaşmaya uygun olduğunu söyledi. Bir hukukçu olarak da bu yorumu yaptı Tufan Erhürman. Ve Aslan Baba tekrardan sahnede. Aslan Baba dolarları savurdu, savcılık yasal sahibi dedi. Ahmet Kaşif'e iade etti. Kendisine verilen 7600 doları
Ahmet Keşif'ten aldığını savunan Aslan Baba, dolarları Dipkarpaz İlkokulu'na bağışlayacağını da söylemişti. Meltem Sonay'ın haberi detaylı olarak Yeni Düzen'in iç sayfalarında aktarılıyor ve İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları Meclis'e Ejder Aslan Baba'nın milletvekili döneminde rüşvet iddiası ile Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı ve o dolarların akıbetini sormuştu. Ve bununla ilgili cevap geldi hukuk dairesinden, yani başsavcılıktan, ve Ahmet Keşif'e iade edildiğini, o paraların yasal sahibi olarak görülen Ahmet Keşif'e verildiği söylenmişti 19 Mart 2014 tarihinde. Ahmet Keşif de hiç bu dolarları aldım, Ejder'in dolarlarını bana verdiler demedi. Dolayısıyla kamuoyu da yaklaşık bir küsur sene sonra, 1,5 sene sonra öğrenmiş oldu. O görüntüler var mı? Evet, o görüntülerimiz hazır. Bir hatırlayalım nasıl havada sesli verelim de hatırlayalım hem Ejder Aslan Baba'yı ne söylediydi. Evet, olmaz. Yönetmen arkadaşımız sevgili Oycan paylaşırsa eğer bizimle o görüntüleri sesiyle beraber bakalım neler yaşanmıştı. Meclis neyi de görmüştü. Arkadaşlar öne geçtiğinizde biz bir şey yapamıyoruz ya. Ya! 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 Ya!
Devam. Devam. Evet, görüntüler böyleydi. Meclis, meclis olalı çok tartışma, çok gerginlik yaşadı ama böyle ben rüşvet aldım. Aha, rüşvetler de bunlardır. Bunların hepsini çıkarıp size gösteriyorum sadece içinden. Bir viski, bir de çakolet mi demişti, ne demişti? Yani tam aklımda değil ama meclis gerçekten de hani itibarını zedeleyecek şeyler yaşamadı mı? Yaşadı. Havada uçuşan paralar, güven oylamasında evet demem için bana rüşvet verildi demişti Ejder Aslan Baba. Oy satın aldım diyen örneğin Sayın Serdar Denktaş ya da onun dışında kadın milletvekilinin üstüne yürüyen parti başkanı Sayın Özgürgün, bardak fırlatma olayı gibi meclis hak etmediği o saygınlığına zarar verecek birçok şey yaşadı. Bu da bunlardan biriydi. Siyasete, siyasetçinin geneline zarar verecek olaylardan biriydi. Daha sakin bir dönem geçirsin meclis diye umut ediyoruz. Günün sonunda halk kendi zaten puanını veriyor. Sandıktan dilediğini çıkarmıyor halk. Zaman zaman da tabii ki belki daha farklı nedenlerle de oylar gidiyor ama yaptıklarınız günün sonunda bir yere kadar devam edebiliyor. Umalım bu dönem çok verimli bir dönem olsun. Bu tarz tartışmaların yaşanmadığı bir dönem olsun. Meclisin gerçekten üretken olacağı bir dönem olsun. Hiçbir şey Ulusal Birlik Partisi kurultayına da takılmasın. Bunu hem Ulusal Birlik Partililer artık anlamıştır, hem tüm siyasi partiler anlamıştır. Kendi iç kavgaları hiçbir zaman topluma hizmetin önüne geçmemelidir. Çünkü beklenti budur. Bizim ülkemizin çok fazla sorunu var. İşte görüyoruz, suyun bile ne kadar tartışıldığını, günlerdir aynı şeyi tartışıyoruz, ne kadar sorunlarla uğraşıyoruz. Kimsenin hakkı yoktur mecliste üretkenliği engellemek için. Dolayısıyla anımsamış olduk bu görüntüleri de. Evet, tabii o dolarlarla birlikte idi sanıyorum. Bir miktarda konuşma bandı, ses kaydı da evet, dağıtmıştı. Hatta polise götürüp teslim etmişti Ejder Aslan Baba. Sonra bunlar basına da dağıtıldı. O konuşma bandlarının, ses kayıtlarının içinde de bir sürü konu vardı. Evet, bu tatsız olayı hatırladık. Çünkü Yeni Düzen bu konunun takibini yaptı ve Biray Hamzaoğulları mecliste yazılı olarak soru sordu. Gelen yanıt, dolarları yasal sahibi olarak görülen Ahmet Keşif'e iade ettik dedi. Bunun sonucu ne olur bilinmez ama bu da tarihe kapkara bir leke olarak geçti bu ülkede. Kıbrıs Gazetesi ile devam ediyoruz. Çalışmalar süratlenecek dedi Kıbrıs manşetinde. Kıbrıslı Türk müzakereci Nami ile Kıbrıslı Rum meslektaşı Mauro Yannis 3 haftalık bir aradan sonra dün bir araya gelerek liderler zirvesine hazırlandı ve Genel Sekreter Ban'ın daha fazla mesai istemini değerlendirdi. Kıbrıslı Türk müzakereci Özgür Nami ile Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mauriannis dün Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede bir araya gelerek pazartesi günü gerçekleşecek liderler zirvesinin hazırlığını yaptı. Müzakereciler Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban'ın daha fazla mesai istemini değerlendirerek çalışmaların hızlandırılmasının programlanması için hazırlık yapıldığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu 12 Ekim pazartesi günü yapılacak liderler zirvesinin saat 10'dan 18'e alındığını da açıkladı. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin poliklinik servisinde internet arızası nedeniyle işlemler yapılamazken serviste verilemedi. Detaylarsa iç sayfalarında Kıbrıs Gazetesi'nin. Genç nesil Kıbrıslı Türkler kendini ülkeye ait hissetmeli. Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, Kıbrıslı Türklerin adanın kendilerinin de evi olduğunu hissetmelerini, güvence altına alacak hakları almaları gerektiğine inandığını söyledi. Önemli bir açıklamaydı bu da. Müteahhitlerden ortak adım, adanın her iki tarafındaki müteahhitler, Rum lider Anastasiadis'e ara bölgedeki tarihi eserlerin inşası, ortak bir ofis kurulması
ve inşaatla ilgili alt komite oluşturulması yönünde öneriler sundu. Ve Namık Volkan'a prestijli ödül, bir diğer başlık ve bu haberin detayları da yine Kıbrıs'ın iç sayfalarından aktarılıyor. Evet, Türkiye'de ilginç şeyler olmaya devam ediyor. 1 Kasım öncesinde değerli izleyenler, dün Kıbrıs'ta da çok yaygın olarak izlenen Digiturk platformundan bir grup televizyonun çıkarıldığı bilgisi var ve Batı medyasına da yansıdı. Samanyolu grubu altındaki birçok televizyon kanalı, bunların içinde Kanal Türk, Samanyolu TV, Mehtap TV, S Haber, Bugün TV, Irmak TV gibi kanallar var. Bunların bazıları dini kanallar ve bir de Yumurcak TV var. En çok da Yumurcak TV'nin için çıkarıldığı, yani haberlerle ilgili bir şey varsaydı. Çünkü yazılı bir açıklama yaptı Digiturk ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar soruşturma bürosu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı bir büro ve bunun yazısıyla platformdan çıkarılmış. Hadi diğerlerinde biraz haber olduysa ama Yumurcak TV'de ne olduğu gerçekten de enteresan. Tabii ki çok net Fethullahçı diye görülen medya tertiplendi ve Digiturk platformundan da atılmış oldu. Türkiye'de bunlar yaşanmaya devam ediyor. Görüşünü beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz Fethullah'ın, o ayrı bir şey. Dini yayınlar gerekli midir değil midir bambaşka bir şey. Ama bu tür uygulamalar elbette ki düşünce, ifade, anlatım ve basın özgürlüğünün hilafına adımlar. Benden olmayan yaşamasın, benden olmayan konuşmasın mantığının sonuçları bunlar. O yüzden dikkatli konuş. Dikkatli yani konuşmak lazım. Ha. Yani kılı kırk yararak ve lütfen, yani saygıda ve hürmette kusur etme. Biz şanslıyız o konuda, gerçekten eleştiriyoruz, evet, birçok noktada zaman zaman siyasilerimizi, ama Türk satkan dağıtmazlar diye bir şey yok ya. Gerçekten bizim siyasilerimiz çok daha anlayışlı, çok daha normal, doğal hakkımız zaten eleştirmekte, söylemekte, ama Türkiye'de bu imkansız. Onlar din savaşı veriyor şu anda, ama biz bu bakımdan da gerçekten örnek alınabilecek noktadayız bütün sorunlarımıza, bütün sıkıntılarımıza rağmen. Evet, Türkiye'deki basındaki arkadaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız zaten "lan Kıbrıslılar ne kadar şanslısınız" falan diyorlar. Evet, aynen öyle diyor arkadaşlar. Tamam, sen de aynen öyle. "Lan Kıbrıslı." Öyle de. Evet. Peki halkın ses bitti mi Havadis? Başlamadık. Seni susturma çabam gibi, evet, yani oldu ben bu, kusura bakma. Vallahi okum. Buyur, kusura zaten bakma. Zaten ben beceremem. Okuma. Beceremeyeceğini söyledin az önce diye. Buyur. Yani limuzini gördün, kıskandın. Evet. Evet, limuzine bindi mi hiç? Hayır. Evet, ben bir defa bindim. O da New York'ta. İlk Amerika'ya gittiğim sene 2000 yılıydı. Daha 11 Eylül saldırılarının olmadığı. Bir sene sonra 11 Eylül saldırısı oldu. Orada uluslararası bir grupla 1,5 ay bir kursa gitmiştim. Hepsi gazeteci. Ve bir gece limuzine binme merakı doğdu arkadaşların ve bir limuzine binip otele gittik. Yani öyle 5 dakikalık yolu böyle limuzinin içinde beraktan gezdik. İşte yani limuzine binmiş olalım gibisinden. Çok farklı ülkelerden arkadaşlar vardı. Ve limuzine bindik. Dolayısıyla yani limuzine binince insan şey olmuyor yani. Başı göğe ermiyor. Yani. Ben de zannettim ki başımız o gökdelenlerle beraber yukarıya değecek New York'ta, ama olmadı. Evet, bakalım bizim limuzin haberi. "Haksızlığa isyan etti" manşetini attı bugün Havadis. Uzun bir süredir sorun olan karşılıklı taşıma izinli araçların geçişinde yaşanan zorluklar dün eyleme dönüştü. Rum plakalı araçlar geçiyor, Türk plakalı araçlar Güney Kıbrıs, Güney Kapısı'nda kalıyor.
Elinde izin olmasına rağmen güneye geçişine izin verilmeyen Cemal Serdar limuzinle yolu kapattı. Haksızlığa isyan eden Serdar'ın eylemiyle birlikte geçişler aksadı. Bazı Kıbrıslı Türk ve Rumlar attıkları taşlarla Serdar'ın aracına zarar verdi. Buna rağmen eylem devam etti. Cemal Serdar'ın yolu kapatmasına öfkelenen bir Kıbrıslı Rum genç yerden aldığı bir taşla limuzinin camlarına vurdu. Aracın ön kapısını tekmeledi. Limuzin şoförüne tehdit savurdu, hakaret yağdırdı. Bir Kıbrıslı Türk ise limuzine kaya parçası atmak üzereyken son anda engellendi. Limuzin şoförü Cemal Serdar, vatandaşların ricalarına rağmen yol kapama eyleminden vazgeçmedi. Barış gücü yolun sonundaki demir bariyerleri kaldırdı ve kuzeye geçiş yapmak isteyen araç sürücülerine toprak yoldan geçiş hakkı verdi deniliyor. Temel Bulut'a ağır hakaret. Temel Bulut da piyasaya çıktı tekrardan. Ardında yüzlerce mağdur bırakarak kayıplara karışan Bulut İnşaat sahibi Temel Bulut aylar sonra ortaya çıktı. Mağdurlar tarafından dava edilen Temel Bulut mahkeme avlusunda zor dakikalar yaşadı. Halbuki uyarılmıştı. Yani müteahhitler birçok kez uyarmıştı bu konuyla ilgili olarak. Göz göre göre oldu birçok şey. Ne demişlerdi? Havada bulut. Gideceğini ve evet o dönem neler yaşanacağıyla ilgili sorunlar yaşanacağının uyarısını yapmıştı müteahhitler. Ama göz göre göre aldandı ne yazık ki insanlar. Evet, üstüne doğru yürüyerek hakaret amiz konuşan mağdurlara halledeceğiz merak etmeyin demiş Temel Bulut. Tanık kürsüsüne çıkarılarak sorgulanan Temel Bulut yapılan işlemlerden, imzalanan sözleşmelerden haberdar olmadığını savundu. Bulut, KKTC'deki işlerini takip için görevlendirdiği E.Ç'nin attığı imzalardan haberdar olmadığını öne sürdü. Evet, kimse bu E.Ç, onun üstüne yıkıyor demek ki Temel Bulut ve avukatları bu işi. E.Ç kimsen çık ortaya, elma dersem çık, armut dersem çıkma. Çünkü senin üstüne yönlendirdiği şeyleri... Mağdurları Temel Bulut. Plüton'da hayat izi. Ben de bu günleri beklerdim zaten. Yani bize bu dünya dar oldu artık. Mars'tan sonra bak Plüton'da da hayat izi varmış. Pılıyı pırtıyı toplayıp kaçacağım ben bu dünyadan. Bu gidişin an. Ama şimdi seçenekler de artıyor, kafam karıştı. Yani gitmek isteyene Mars'a dur gitsem, demek çok... Plüton'a mı gitsem, yoksa bir şey gibi, ne derler, uzay aracının içinde mi kalsam, ne var? Yani illa şey değil ya, temelli bir evde oturman gerekmez ya. Gezici ol. Gezici. Gezici Sami olsun. Nedir o ki arabaların arkasında çekilir de şeyde, denizin kenarında. Karavan. Olur, uygundur. Bir karavan uzayda gez. Evet, Plüton'da hayat izi. NASA, Plüton gezegeninin kendi hava koşulları atmosferinde sis ve aktif jeolojik yapısı olduğunu açıkladı. Yani biz mesela oraya gidersek acaba Kıbrıs sorunu çözülür mü? Kıbrıslılar Plüton'a giderse Kıbrıs sorunu gene devam eder mi orada? Egemenlik, mülkiyet, oraya asker mı taşınalım bütün Kıbrıslılar? Tabii. Olarak. Sorunları da beraberinde götürürüz herhalde. Başka kimler gelecek seninle? Garantör ülkeler var mı? Garantör ülkeler kalsınlar, onlar burayı garanti etsinler, bu adayı. Biz de gidelim. Ha, gidelim. Orada evet, da toprak kavgası yaparız. Plüton'da doğal gaz var mı, petrol gaz mı, var mı baksınlar. Varsa bizi olmayan bölgelere koysunlar ki stratejik olmasın bölge. Çünkü stratejik olunca Kıbrıs adası adı üstünde. İştah kabartıyor o zaman. Evet. Bütün medeniyetlerin üzerinden geçtiği ve mutlaka işgal ettiği bir ada olarak biliniyor bizim ada. Ve Afrodit'le birlikte adı da kötü anılan bir ismi var Kıbrıs'ın. Nasıl evet, kötü anılan bir ismi var Kıbrıs'ın? Akdeniz'in nokta noktası diye bilinir. Şimdi bana yani TürkSat'tan da atsınlar bizi. Yani biz incisi. Fethullahçı falan değil, alakamız da yok ama yani nasıl? İncisi. Akdeniz'in incisi. Ben de onu dedim zaten. Tahmin ettim. Aldın zaten ağzımdan. CTP'nin meclis başkan adayı yeniden siber.
CTP bugün yapılacak meclis başkanlığı seçiminde yeniden Sibel Sibel'i aday gösterme kararı aldı. Demokrat Parti ulusal güçlerin ise meclis başkan yardımcılığı için Hüseyin Alanlı'yı aday göstereceğini yazdı havadis. Bu konuda tartışma vardı meclis başkan yardımcılığı bir teamül olarak ana muhalefet partisine verilir verilmez. Bu teamülü tüzük maddesi haline getirdi dün meclis ve artık ana muhalefete ait olacak. Yani bu dönemde ana muhalefet görevini alan Demokrat Parti'nin olacak meclis başkan yardımcılığı. Ve toplu mezarlar açılıyorlar sandallarda değerli izleyenler. Halkın Sesi gazetesi ile devam ediyoruz. Çözümün yolu ticaret. Kuzey Kıbrıs'la Güney Kıbrıs arasındaki yeşil hat tüzüğü kapsamında karadaki iki geçiş noktasından ticaret yapıldığına işaret eden Gündoğdu Shipyard Famagusta şirketi direktörü Ramazan Gündoğdu, Türk armatörüne ait bir geminin Limassol limanında tamir görüp Limassol limanına döviz bırakarak gittiğini Rumların da görmesini istiyoruz. Bunu da önümüzdeki yakın süreçte başarmak istiyoruz diye konuştu. Çözümün yolu ticaret şeklinde de bir başlıkla aktarıldı bu haber. Barikatta limuzinli eylem. Geçişlere limuzin engeli. Metehan Barikatı'nda dün gergin saatler yaşandı. Güney'e limuzin aracıyla geçmek isteyen Cemal Serdar, Kıbrıs Rum polisinin seyri sefer sorunu nedeniyle geçişine izin vermemesine sinirlenince aracıyla güneyden kuzeye geçiş yolunu kapattı. Geçişi durduracak şekilde yol ortasına park edip barikatta yığılmalara neden olan ve geçiş yapmak isteyenlerden büyük tepki gören Cemal Serdar, Birleşmiş Milletler yetkililerinin uzun uğraşları sonucu eylemine son verdi. Merak ettim, o limuzinle ne yapılacaktı? Neden ille de limuzin? Risk almakta korkuyoruz. İş Kadınları Derneği'nin 2015 girişimcilik anketi sonuçlarına göre ülkede girişimciliğin önündeki en büyük engel finans olarak belirlendi. Yani limuzinle gezdiğini düşün sanayi bölgesinde. Limuzin traktöre dönmezse eğer. Evet. Astım projesiyle su götürüldü, kavga çıktı diye bir haber yine var. Anamur kaynaklı haberlerdesin. Ben artık bu memlekette... Anamur'un gündemi köşemiz ben olsun. Artık bu memlekette ne olacağını Türkiye'nin yerel medyasını izlemeden bulamayız diyebilirim. Çünkü bir haftanın içinde sadece dünkü o AKP ilçe başkanının açıklamasıyla öğrenmiş değiliz. Onun dışında Bahçeşehir Üniversitesi'nin buraya Barış Üniversitesi adı altında bir mülteci üniversitesi kurma girişimini de biz kendi ülkemizde olacak bu işi Türkiye'nin yerel medyasından öğrendik. Dolayısıyla ben yerel medyayı ciddiye alırım arkadaş ve takip ederim. O yüzden Astım projesiyle su götürüldü, kavga çıktı haberini de birazdan merak edersen sana da okurum. Acaba şey midir sorun? Kavga çıktı, o nedenle gelemedi su demek midir? Yani yok. Biraz da acaba seçimler, hani seçimlere doğru gidiyor Türkiye. Biraz da her dönem Kıbrıs'la ilgili bazı yönler kullanılır. Dolayısıyla yavru vatana su götürdük tezinden yola çıkarak mıdır? Belki de bu su hiç ciddi anlamda ulaşamayacak. Bu yönde görüşleri olanlar da var. Dün Mustafa Gürsel'le de sohbet ediyorduk suyla ilgili olarak. Herkes bir şekilde ya bir tartışma içinde yapabiliriz, yapamayız tartışmaları ama bir seçenekle acaba gelemez mi bu öfkeye dönüşür günün sonunda? O nedenle gelemedi, suya mı dönüşür? O nedenle gelemediğinden öteye vanalar açtıktan sonra bir yerde patlak çıktı, arıza çıktı, erteleyim de olabilir. Ama bu da tabii ki bu projenin ilk defa uygulanan ve mühendislik harikası olduğu söylenen asma borularla su taşıma işinin prestijiyle şey değil, prestijini bozar. Evet, devam edelim. Onlar nedir tam olarak? Aydınlık yarınlar için, gelecek güzel nesiller için. Evet, yani sabah sabah. Bilmem, sabah sabah, devam edelim. Hayır, ne olduğunu söyle de merak etti. Yok, sen her gün tatlı koyan da işte bu da yani şiş benim kebap. Tarzım değil. Şiş ben kebap. Öyle kebapçı, kırmızı etçi falan değilim yani. Sen. Kesinlikle.
Kebapçı değilsin. Değilim. Ben bir ay... Mangalı sevmen. Sevmem. Sevmem. Ne mangalı severim, ne yani, içmeyi seversin zaten. Yeme ne içmeyi severim. Ben muhabbetini çok severim. Yeme ama içmeyi. Et yemem. Ama yemem demedim. Ama yani bir ay kırmızı et yemesem yemem yani. Sorun değil. Mangal da güzel olur şimdi. Tamam. Ben de daha çok tavuk, balık daha çok severim ama onun dışında hani çirkin mi olur? Olmaz. Yani çok böyle... Aşmadı beni. Başka bir şey. Mesela ne olması lazım? Ne olması lazımdı mesela? Mesela simit helvası göstersen. Yok. Yani her gün de simit helvası yiyemem. Kusura bakma. En son geçen hafta yaptığınızda yedik. Tamam daha. Her gün tatlı yemez. Ben vallahi her gün tatlı yerim yani severim. Bu macun dedim geçen gün. O hiç o yandan gelmedin bir macun. Karpuz macunu. Ceviz macuncuğu, karpuzcuk. Yok ceviz macunu yok. Karpuz da yapmadım. Ne yaptın? Hiç macun yapmadım. Narenciye çiçeği şeyi dedim sana macuncuğu. Onu da hiç yani misafirperver değilsin. Kalkar giderim ha. Afrika'ya kapının, giderim üstelik. Kapının yolunu bildiğin için sana birinin eşlik etmesine gerek kalmayacak demektir bu. Hocam devam bu program edelim. Bitmeyebilir. O yüzden şey yap. Sen birazdan bitiremezsek bizi kes. Neden tutuklu diye soruyor Afrika. Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik böyle adalet olmaz başlıklı yayınımız üzerine açıklama yaptı. Tabi bu arada biz dün Zeyko üstünden hellimi peyniri konuşurken sağ olsun Salih abi Kop Süt'ten hatırlayalım diye bize Kop Süt'ün neler ürettiğini yolladı ve Koper dediğin gibi Koper peyniri çünkü, ambalajı değişerek benim ama eski gözümü kapattığımda eski ambalajı. Eski ambalajı nasıldı? Şimdi nasıl tarif edeyim sana? Daha farklı puntoyla, daha farklı renkli, farklı kartonuyla Koper peynir vardı ama şimdi gene var piyasada. Var. Sağ olsun ne kadar çeşit varsa gönderdi ve dün arkadaşlar da afiyetle. Hiçbir peynire değişmem ben. Bizim yaptığımız, ben alışverişe gittiğim zaman da eğer varsa bizim ürettiğimiz bir şey onu almaya çalışırım. Kimi zaman rafın gerisinde olur nedense. Arkalara saklanmış olur. Bizim ürünlerimiz, bizim bilmem. Ürünlerimiz ama varsa eğer bizim ürettiğimiz ürünler ben onları almaya çalışırım. Özellikle bu peynirler çocukluğumuzun peynirleri. Kaç çeşit peynir var, ne kadar peynir var ama onun tadı başkadır. Ya da çocukluğumuzun yemişleri dediğimiz yemişler. Örneğin kartopu, pizza. Ya da evet onun dışında Hindistanlı olanlar daha geçen gün söylerdim. Yani bunlar çocukluğumuzun tatları, bizim kendi ürettiklerimiz, dünyanın en güzeli olmasına da gerek yok. Biz üretiyorsak üretebilmek için tüketmemiz lazım, bizim tüketmemiz lazım bunları. Bir de tadı gerçekten daha farklı gelir, herhalde bizim diye. Ya da anısı da çok olur. Şey hatırlar ben, kıvrılmış kağıtçıkların içinde gannavuruyu satarlardı. Yok, o zaman yoktum ben. Ya da benim zamanımda yoktu. Gerçekten yoktu. Yalan mı söyleyeyim? Yani şimdi yani bizim zamanımızda yoktu. Bunlar daha çok maçlarda dışarıda falan satılırdı. Yani ben hayır annem de anlatır. Eskiden satılırdı tamam, diye. Bu annem de yaşatsın anlamında değil ama yani benim zamanımda gerçekten yoktu. Hangi yıllarda vardı aklında mı senin değil, özellikle? Yaşadık biz. Yani aklında mı özellikle kaç yaşlarında bulurdun? Tabii çocukken. Kaç yaşındaydın? Ne bileyim yani işte ortaokul, liseye kadar hatırlıyorum. Liseye kadar. Liseye kadarsa benim zaten olmam lazım. Ama ben hiç öyle bir şey hatırlamam. Girne bölgesindeki maçlarda 20 Temmuz stadının önünde kesinlikle vardı. Rahmetli Paşa dayı sulama halde bir yapardı. Sulama halde bir hala daha yapan yerler var. Ama maçlarda yapılırdı dışarıda. Sulusu, sütlüsü vardı. Bizim Çatalköy'deki sahaya da gelirdi. Hiç zaman Paşa dayı. Hiç hatırlamam. Ve ya maçlarda işte böyle şey atıştırmalık. Yani gannavuri. Tabii gannavuri dendiğinde şimdi kötü anlamda, uyuşturucu anlamında kullanılır. Ama gannavuri bildiğimiz işte yenen çetlemitin güçü. Çetlemit değil farklı bir şey ama çetlemit de satarlardı zannedersin. Lefke'nin maçlarına gittiğim oldu büyük babamla. Ama hiç görmedim. Bir tek şey vardı. Fıstık Cemre abi vardı Lefke'de. İşte o muhtemelen satardı Gannauri'da.
Ama istersen yani sonuçta leblebi istersen leblebi verir. Ama normal şeydi verilen. Kese kağıdında? Yok normal işte kese kağıdında fıstık. Tamam. Sıcak sıcak fıstıklar gelirdi. Onlar satılırdı ama dediğin gibi bir şey hatırlamam. Böyle rulo yapılan ve huni gibi olan kağıtlar hiç görmedin yani içine bir şey annem dolusun. Yapardı. Ha. Annem bize onun içine o şekli verip biz eskiden böyle alırdık deyip hayır içine normal çerez koyup verirdi. Biz eskiden böyle kağıt alırdık deyip bilirim ben de sarabilirim. Ama içinde o dediğinden yoktu. Evet. Belki girnedir falan vardı ya da işte daha önce yok, vardı. Senin hakkında ortak kulise diye kaldı. Her yerde vardı. Bilmeyen var? Yok. Evet. Bizim zamanımızda yoktu. Yani dediğin gibi gerçekten böyle... yoktu. Yani çok uzun tamam 10 yıl ama 10 yıl içinde bence senin aklında yanlış kaldı. Bence senin ilkokuldayken alırdın. Gannauri yok daha sonra. Ortaokul lise. Ya belki de şimdi de Gannauri satan yeri vardır. Öyle hartuç da Gannauri. Yok öyle değil. Hartuç mu dediler ona? Hartuç. Hı. Bizim zamanımızda hartuç diye bir şey yok. Neydi? Biz işte sarılmış kağıt derdik ona. Hı. Honi, evet, bu şekil. Hatta tam. Evet. Böyle, bu şekil ve buradan işte hatırlarım. Ama içinde öyle bir şey yoktu. Evet. Neyse devam hatırlayanlar edelim. Hatırlayanlar sana yazsın ve hatırlatsın. Hatta Gannauri olan hayır, bir yer ben görmedim. Canım çekti şimdi. Ben gerçekten görmedim. Evet. Yani şimdi kuş yemi olarak da Gannauri türü evet, evet, bir şeyler satarlar evet. Ama onlar herhalde bizim yediklerimizden farklıdır. Evet. Top top böyle. Ha, küçücük. Evet. Gannauri'yi bilmen yani nasıldır? Şimdi Salih abi Gannauri da üretseydi şeyde bir kutu gelirdi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Salih Hüce Soylu'ya. Dün bizim hafızamızı tazeledi ve hatırladık gerçekten. Ama şeyi hala da hatırlamadım. Neyi? Zeyko'nun Kezban marka margarin. Ben de hatırlamadım. Varsa böyle bir cız fotoğrafı bir şeyi, küpürü bize arkadaşlar çeksin atsın. Evet, neden tutuklu? İsmet Felek çetesiyle giriştikleri kavgadan sonra tutuklanan ve tutuklu yargılanmalarına karar verilen Ali Uçanoklu arkadaşlarının tutuklu yargılanmaya karşı yaptıkları istinaf başvurusuyla ilgili gazetemize bilgi veren Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, istinafın 11 Kasım'dan önce görüşüleceğini söyledi. Narin Şefik, istinafın önceki gün görüşülmemesinin nedenini de izah etti. Uçanoklar'ın ilk istinaf başvurusu mahkemede 31 Ağustos'ta verilen ilk tutukluluk kararından sonra oldu. Ancak 5 Ekim'de verilen ikinci tutukluluk kararından sonra ilk karar kadük olduğu için istinafta geçerliliğini yitirdi. Uçanoklar ikinci istinaf başvurusunu 5 Ekim kararından sonra yaptı. Narin Şefik bu dosyanın kendilerine ulaşmasını beklediklerini söyledi. Tutuklu yargılanmaya karşı yapılan başvurunun önümüzdeki günlerde görüşülmesi bekleniyor. KİTÖS grevi denetmenlerden greve devam. Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yapan KİTÖS görüşme talep etti. Elcil çözüm diyalog yoluyla olur. Konunun teknik kurulda görüşülmesini istiyoruz dedi. Bir siyah çelenkle meclise alacaklarını alamayan çiftçiler başbakanlıktan sonra dün bir siyah çelenkle meclise koydu. Ancak meclise arpa dökmedi. Gönyeri Belediyesi'nden bu kadar diyor. Tehlike sürüyor. Tahta kalas kaldırıldı. Çukura bir şerit çekildi. Ancak yurttaşların ana caddeye geçebilmeleri için hiçbir önlem alınmadı. Afrika'nın haberi. Bulut geldi mağdurlar isyanda ve bol fotoğraflı bir haber. Rum tarafı değiştirmedi bizimkilere örnek olsun demiş. Ve güneyden sokak tabelalarının fotoğraflarını çekmiş. İstiklal Caddesi, Piyale Paşa Caddesi, Seyhan Caddesi, Akdeniz Caddesi, Şehit Özal Ali Sokak, Bozdağ Sokak diye gidiyor. İşte bunlar güneydeki sokak tabelalarından bazıları. Adında şehit geçen tabelaları bile değiştirmemiş güneydekiler. Tarihi gerçekler tahrif edilerek değiştirilemez değil mi diye soruyor gazete. Bizim kiliseleri camiye çevirdiğimiz gibi camileri kiliseye de çevirmemişler. Bizimkilere örnek olur mu acaba diyor gazete. Ve bir de spot var. Sanatçı ve Yazarlar Birliği yarın Palm Beach sahilinde eylem yapacak.
Sağ Kıbrıs'la devam ediyoruz. Köylü de tarımda bitti. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuşkelli, can alıcı eylemlerle yollarına devam edecekleri uyarısında bulundu. Ülkede tarımın bitme noktasına geldiğini, parasını alamayan çiftçinin önceki dönemlerde aldığı kredileri ödeyemediğini ve yeni sezon için ekim çalışmaları yapamadığını dile getiren Kelle, 15 gün içerisinde ödemeleri almazsak bu yıl için ekim yapamayacağız, ülke tarımı tehlikeye girecek dedi. CTP Milletvekili Soyer, görünmezlik kapığı içmiş gibi görünmez durumdayız dedi. Birleşmiş Milletler İnanç ve Din Özgürlüğü özel raportörü Kıbrıs Orta Doğu için model dedi. Detaylarsa Star Kıbrıs'ın iç sayfalarında. Evet, detayın manşetine bakıyoruz. Koltuk sevdasına şipşak yasa manşetini attı gazete. Nedense böyle bir yorumu gerektirecek bir adım değil, tam tersi aslında. Önce haberi nasıl vermiş detay onu okuyalım. Cumhuriyet Meclisi dün şipşak yapılan bir yasayla dikkat çekti. Meclis iç tüzüğü değişiklik karar önerisinin ivedilikle görüşülmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Karar önerisi vakit kaybetmeden alt komitede ele alındı ve onaylandı. Ardından yeniden hükümet vakit kaybetmeden şipşak oy çokluğuyla kararı yasallaştırdı. Saatler içerisinde yasallaşan bu karar önerisi koltuk sevdasına şipşak yasa dedirtti. Değişiklik meclis başkan yardımcısının ana muhalefet partisinden olması kuralını bağlayıcı hale getirmeyi ve puanlama sistemine ihtiyaç duyulmadan her siyasi parti grubuna düşen başkanlık divanındaki görev yeri sayısının oranlara göre belirlenmesi mümkün ve adil olduğundan puanlama sistemini kaldırmayı öngörüyor. Şimdi koltuk sevdası eğer tersini yapmış olsaydı 39 milletvekiline sahip iki partiden oluşan hükümet mecliste tersini yapmış olsaydı, yani ana muhalefete de değil, isteyen istediğini alır ve iktidarda kalır meclis başkan yardımcılığı diye bir karar alsaydı, evet bu koltuk sevdası olurdu. Ama şimdi 39 milletvekiline sahip CTP ve UBP Demokrat Parti'ye, şu anda Demokrat Parti'nin milletvekili sayısı kaçtır? 8. 8 milletvekili kaldı. Dolayısıyla 8 milletvekilliğiyle ana muhalefet durumunda Demokrat Parti, ilk defa böyle az sayıda milletvekiline sahip bir parti ana muhalefet görevi yapıyor ve koltuk sevdası yerine aksine bir teamülü kural haline getirmiş meclis. Şipşak yapılması da belli ki işte bu konuda bir görüş, en azından çoğunluğu vardı. Görüş birliği de demesek de galiba TDP buna hayır dedi. Ama böyle bir durum var. Alabilirdi ve Ulusal Birlik Partisi'ne verebilirdi CTP. UBP de bunda ısrar edebilirdi. Her iki parti de bir anlamda fedakarlık yaptı. Ben de böyle yorumlarım. Dolayısıyla koltuk sevdası yorumu tutmadı bence. Sınırda limuzin krizi. Tabii bu limuzinin toplu taşıma aracı olduğuyla ilgili bir T şeyi yok. Bu fotoğrafta, detaydaki fotoğrafta çok net görülüyor plakası. JC 668 herhalde ya da 9. Tam net gözükmüyor ama T izni olan bir araç değil. Dolayısıyla sanki T izni olan bir araçmış gibi tartışılıyordu. Oysa neden geçirilmediği ile ilgili bir soru işareti var. Aracın muayenesiyle ilgili bir sıkıntı olabilir mi? Veya başka bir sıkıntı olabilir mi? Bunu bilmiyoruz. Ama toplu taşıma aracı olarak zaten kuzeyde de kullanılması yasal değil. T izni yoksa. Yani buradan görebildiğim kadarıyla kapatılmış gibi de durmuyor. Yani T'si vardı da güneye geçecekti diye kapattı mı? Öyle bir durum da yok. Haberlerde de öyle bir ibare yok gördüğüm kadarıyla. Evet. Detayın sürmanşetinde müzakerelere yeniden devam başlığı var. Mauro Yanis Özdilnami tokalaşırken bir de fotoğraf var. Yasa değişikliği ve yeni cezaevi şart. Ülkemizin tek cezaevi olan Lefkoşa Merkezi Cezaevi yetersiz koşullarda neredeyse mahkumların balık istifi gibi ceza gördüğü bir ortamda hizmet veriyor.
Dün bir kez daha merkezi cezaevinde gerek gardiyanların durumu gerekse cezaevinin yetersizlikleri gündeme geldi. Gardiyanlar haftası nedeniyle geçen gün yayınımıza katılmıştı Gardiyanlar Birliği yöneticileri. Dün de çocuk yuvasını ziyaret ettiler. Geçen günde kan bağışında bulundular ilgili sendikalarla birlikte ve bu vesileyle gardiyanların ve cezaevinin sorunları da yeniden gündeme geldi. Elçilikte oy verme işlemi başladı. Türkiye'de 1 Kasım'da yapılacak genel seçim için oy verme işlemi Türkiye'de Lefkoşa Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda başladı. 25 Ekim'e kadar 10 ila 19 saatler arasında oy verebiliyor TC yurttaşı şahıslar. Ve turizm atağına hazırlanıyormuşuz. Türkiye'de bir dizi temasta bulunan Faiz Sucuoğlu, ülke turizminin gelişmesi için bir dizi atak başlattı. Bu çerçevede Türkiye'li bakanlarla görüşen Sucuoğlu, son olarak da Kuzey Kıbrıs'a ucuz seyahat için Türk Hava Yolları yetkilileriyle bir araya geldi. Evet, ucuz hava yolu arıyoruz biz. Vatanla devam ediyoruz. Dün de meclise Siyah Çelenk Çiftçiler Birliği'nin dünkü eylemi bir kez daha tekrarlamayalım. Vatan Gazetesi'nin de manşetinde yer buldu. Kuzey Kıbrıs'ta oy verme işlemi başladı. Türkiye'de genel seçime doğru. Kuzey'deki seçmenler 25 Ekim'e kadar 10-19 saatleri arasında oy kullanabilecek. Ticaret Odası'ndan Başbakan'a su tepkisi. Ticaret Odası, Sayın Başbakan özel sektörü kamuoyu önünde itibarsızlaştırmaya teşebbüs etmiştir. Özel sektör itibarsızlaştırılamaz dedi. Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros herhalde Ticaret Odası'nın açıklaması bu. Orta Doğu için model inanç ve din özgürlüğü raportörü Kıbrıs temaslarını değerlendirdi. Kıbrıs Orta Doğu için model dedi. Evet, bir mesaj geldi. Diyor ki arkadaşımız, bizim Çatoz'da rahmetli gemici Cemal Dayı vardı ve sizin anlattığınız tarzda hartuşların içinde el arabacığına koyup satışını yapardı. Dolayısıyla her bölgede vardı değerli izleyenler ve bence zamanlamada sorun var. Yurt dışında yaşayan İbrahim arkadaşımız, İbrahim Erben basından arkadaşımız gazeteleri, ben gazetelerin ön sayfalarını çekip bir topluca bir atmıştım sabahleyin. Ve gazetelerin kokusu burnumda tütüyor demiş sevgili İbrahim'e. Buradan sevgiler gönderelim. İngiltere'de yanılmıyorsam. Ve ona da sevgilerimizi iletmiş olalım. Teknik kurulda görüşülsün ortamın sür manşetinde kütöz var. Manşette çiftçi batma noktasında çiftçilerin meclis önündeki eylemi var. TDP'nin Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ziyareti üretici zorda başlığı var. Ve önce görevden aldı sonra teşekkür etti Sunat Hatun, Fatma Kiniş'i ziyaret ederek plaket verdi. Ve bu şekilde bir anlamda gönül aldı. Bu bir bayrak yarışıdır. Fatma Hanım bu bayrağı başarıyla taşımasını bilmiştir dedi. Fatma Kınış'a yaptığı ziyarette. Evet, ön sayfalara baktık. Sırada spor var. Kıbrıs'ın enerjisi Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sunar. Değerli izleyenler, yeni düzenin spor manşeti Leymosunlular derbide buluşuyor. Evet, Ocak ve Doğan oynayacak da Paşadayı'nın mağlubiyetleri olmayacaktı. Nerede o günler? Kıbrıs'ta Türklerin en önemli derbi müsabakalarının başında gelen Ocak Doğan maçı öncesi takımlar son hazırlıklarını yaptı ve antrenörlerin demeçlerine yer veriyor. Yeni düzen oyunlar atletizmle başladı. 15. Uluslararası Doktor Fazıl Küçük spor oyunlarında atletizm yarışları tamamlandı demiş. Gavi Çetinkaya Ligi'nin 3. haftasında lider çıkacağı Polemitya, yani bin atlı maçından lider ayrılmak istiyor. Zirveyi bırakmak istemiyor Çetinkaya.
ve Boğaziçi maçına tam hazırlanan yeni camide antrenör Emre Perçinci her maçımız zor geçecek dedi. Ve UEFA'da, FIFA'da deprem, Blatter, Platini ve Valke'nin görevleri askıya alındı. FIFA Etik Komitesi'nin tavsiye kararının ardından FIFA Başkanı Sepp Blatter, Genel Sekreter Jerome Valk ve UEFA Başkanı Michel Platini'nin görevlerini askıya alındı. Görevleri 90 gün süreyle askıya alındı. Kıbrıs'ın spor sayfasına göz atalım. Bu kez Lefkoşa'dan Kuliyev geçti başlığını görüyoruz. Atletizm yarışlarından bahsediyor Kıbrıs manşetinde. Türkiye Kupası'nda ilk maçına çıkan Yakında Üniversitesi rakibi Mersin Beşiktaş'ı 22 sayı farkla devirdi. Futbolun zirvesinde deprem, FIFA Etik Kurulu, FIFA Başkanı Blatter, UEFA Başkanı Platini ve FIFA Genel Sekreterine 90 gün futboldan men cezası verdi. Yıldızlar boş tribünlerle boş tribünlere yarıştı. Havadis'in manşeti böyle. 15.si düzenlenen Doktor Fazıl Küçük oyunları dün yapılan Atletizm Şampiyonası'yla başladı. Yakın Doğu galibiyetle başladı. 84-62'lik sonuçla kadın basket takımı Türkiye Kupası'nda grubun ilk maçında Mersin Büyükşehir'i yendi. Blatter ve Platini'nin görevi askıya alındı ve Kıbrıs Türk Petrolleri liglerinde 3. haftanın hakemleri açıklandı diyor Havadis. Halkın sesiyle devam ediyoruz. Doğu'da dev kapışma. Gençler Birliği Teknik Direktörü Ahmet Okan, kendi sahamızda oynayacağımız bu maçta hedefimiz ilk galibiyetimizi almaktır. 2 haftalık beraberlik serisinden sonra 3 puan almak istiyoruz dedi. Yakında Üniversitesi fırtına gibi başladı, az önce aktardık bu haberin detaylarını da. Detay manşetinde Yakında Doğu Esti Gürledi 84-62 Ironman'de yarışacaklar. Antalya'da Turkey Gloria Ironman yarışında ülkemizden Serkan Yürür, Sermet Buran, Ali Dükkancı ve Berkay Ramiz de yarışacak. Tüm futbol karşılaşmalarının başlama saati değişti. Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig maçları saat 15'te oynanacak. A2 Süper Lig, A2 1. Lig ve A2 2. Lig'de oynanacak maçlar da saat yarımda, yani 12.30'da başlayacak bu hafta. Dars Efes'de devam ve Kuzey Kıbrıs Büyük Yarış'a hazır. Touring Otomobil Kurumu'nun organize ettiği Türkiye Rally Şampiyonası'nın 6. ayağı Kuzey Kıbrıs Rally'si 9-11 Ekim tarihlerinde yapılacak. Sel Kıbrıs'ta Yakında Doğu Esti Gürledi başlığıyla aynı haber var. Blatter ve Platini'nin görev süreleri 90 gün boyunca askıya alındı. Aktarmıştık bu haberi de size. Çeyrek finalistler belirlendi. Türk Bankası tarafından Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına bu yıl 11.si düzenlenen Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nda grup maçları tamamlandı ve çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. Afrika oyunlarda atletizm fırtınası demiş ve Mehmet Volkan Bağcıl'da bu daha önce verilen bir haber. Ironman'de yarışacaklar. Yakın Doğu fırtına gibi başladı. Dars derken aşağı yukarı bütün spor haberleri aynı. Evet. Peki spor haberlerini de tamamladık. Sırada ekonomi haberleri var. Kıbrıs'ın enerjisi, Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sundu. Coop Bank ekonomi haberlerini sunar. Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın küçük ve orta boy işletmelerin ihtiyaçlarının belirlenerek performanslarının artırılmasını sağlamak amacıyla danışmanlık hizmeti almalarına her kobi için azami 10 bin euro hibe sağlayacağını duyurdu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Kuzey Kıbrıs'ta ilan etmiş olduğu hibe programı için dün Sanayi Odası'nda bilgilendirme toplantısı düzenledi. Hibe tutarı toplam hizmet bedelinin %75 oranına karşılık gelecek. Danışmanlık hizmetleri talebi için herhangi bir zaman veya sektör kısıtlaması ise bulunmuyor.
Bitkisel üretim zorunlu sigorta tüzüğü gereğince Ağustos 2015'te sonbahar patates ekimi yapılan araziler Genel Tarım Sigortası Fonu'na Cuma gününe kadar beyan edilmeli. Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre patates başvuru formları Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan ve tarım dairelerinden temin edilebilir. Patates beyanı yapılan başvuru formları Genel Tarım Sigortası Fonu'nda teslim alma fişi karşılığında alınacak. Barcelona ile 2016 yılına kadar forma sponsorlu anlaşması bulunan Qatar Airways, tarihin en pahalı imzasını atmaya hazır olduğunu açıkladı. Barcelona futbol takımının forma sponsoru olan Qatar Airways, yeni anlaşma yapmak için tarihin en yüksek teklifini vermeye hazır. Qatar Airways, halen Barça'ya yılda 35 milyon euro ödüyor. Hürriyet'in haberine göre 2010 yılına kadar formasında reklam kullanmayan, sadece destek amaçlı UNICEF gibi bir örgüte yer veren Katalan ekibi, bu kuralını o tarihten sonra bozarak Qatar Airways ile anlaşmıştı. Yıllık 35 milyon euro kazanan Barcelona'nın önümüzdeki yıl sona erecek olan sponsorluğu devam ettirmeyeceği iddialarının gündeme gelmesi Katarlıları harekete geçirdi. Kulislerde bu rakamın 80 milyon euro olduğu konuşulurken 4 yıllık bir anlaşma sonrası Katalan ekibinin 320 milyon euro kazanacağı belirtiliyor. Suudi Prensi El Velid Bin Talal Twitter'ın %5.17'sini satın aldı. Bin Talal Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Evan Williams'tan sonra şirketin en büyük hissedarı haline geldi. CNN'in haberine göre Prens'in zenginliğinin kaynağıyla ilgili şahibelerin bulunurken Forbes Prens'in dünyanın en zengin 34. kişisi olduğunu bildiriyor. El Velid Bin Talal'ın yatırımları arasında Citigroup, Disney ve Time Warner gibi şirketler de bulunuyor. Dünya Seyahat Acenteleri Dernekleri Birleşik Federasyonu Başkanı Ho Borg Oliver, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği'nin davetlisi olarak 3-6 Ekim tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etti. Kıtsap Onursal Başkan Ahmet Necati Özkan'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, UFTA Başkanı Oliver ile Kıtsap ve üyelerinin yerel Uluslararası Sivil Havacılık Derneği pazarlama tanıtma, Kuzey Kıbrıs'ta turizm sektörünün yönetim şekli ve şimdiki durumu gibi sorunları görüştü. Bank ekonomi haberlerini sundu. Ve sırada dünya haberleri var. Değerli izleyenler, İngiltere'de çıkan gazetelere bakacağız. Öncelikle Samanyolu TV, Digiturk'ten çıkardığımızı internetten öğrendik demişti. Bunu BBC'den Rengin Arslan haberleştirmiş. Times gazetesinde Coca-Cola'nın bilim insanlarına milyonlarca sterlin akıttığına ilişkin bir haber var. Özellikle obezite, yani aşırı kilo almayla ilgili konularda neden para akıtmış? Times içecek şirketi Coca-Cola'nın İngiltere'de bilim insanlarına şekerli içecekler ve obezite krizi arasındaki bağlantıyı reddetmeleri için milyonlarca sterlin akıttığını yazdı. Manşetten verilen haberde şunlar yazılıyor. Times'ın araştırması Coca-Cola'nın ürettiği içeceklerin obeziteye sebep olmaya yardım ettiği yönündeki iddialara karşı koymaları için İngiliz bilim insanlarına ve araştırmacılarına sağlıklı beslenme inisiyatiflerine milyonlarca sterlin akıttığını ortaya koydu. Olimpiyatların FIFA Dünya Kupası'nın ve Rugby Dünya Kupası'nın ana sponsorlarından olan içecek devi, ondan fazla İngiliz bilim insanıyla mali bağ kurdu. Bu kişiler arasında hükümetin sağlık danışmanları da bulunuyor. Birçok bilim insanı İngiltere'deki obezite salgınıyla ilgili şeker tüketiminin artışını suçluyor. Obezite İngiltere'de her yıl yaklaşık 53 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Obezite, ulusal sağlık hizmetlerine yılda 5.1 milyar sterline de mal oluyor. British Journal of Sports Medicine dergisinde yayımlanan son bir rapor, kötü beslenmenin, fiziksel egzersiz, alkol ve sigara içmenin bileşiminden daha fazla hastalığa neden olduğunu öne sürdü. Coca-Cola Avrupa Hidrasyon Enstitüsü'nün kurulması için milyonlarca sterlin harcandı. Şirket enstitünün kurulması için 2010 ve 2015 arasında 4.86 milyon sterlin harcadı.
Görünüşte bağımsız olan bu araştırma vakfı insanlara şirketin sattığı türden spor içeceklerinin ve meşrubatların tüketimini önerdi. Bu enstitünün bilimsel danışma kurulunun başında saygın bir profesör var. Coca-Cola bu profesörün üniversitesine 1 milyon dolar verdi. Bu kişi önde gelen spor kurulları için beslenme önerilerinde bulundu. Coca-Cola'nın mali destek verdiği, sponsorluğunu üstlendiği, araştırma fonu verdiği kurumlar arasında UK Active, İngiltere Beslenme Vakfı, Hull Üniversitesi, Homerton Üniversitesi Hastanesi, Ulusal Obezite Forumu, İngiltere Diyet Derneği, 2013 Obezite Haftası, İngiltere Obezite Çalışma Derneği gibi kurum ve kuruluşlar yer alıyor. Gazeteye konuşan Halk Sağlığı Fakültesi Atlı Sağlık Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi Simon Capewell, Coca-Cola'nın sadece kamuoyu görüşünü değil, siyasi kararları da manipüle etmeye çalıştığını, taktiklerinin tütün ve alkol endüstrisininkilerine benzediğini söylemiş. Evet, büyük şirketlerin lobi ve bilim insanlarını farklı açıklamalar yapmak dahil yönlendirme gibi operasyonları sıkça rastlanan bir yöntem. Sermayenin dini imanı, Allah'ı, kitabı, peygamberi ve halifesi yok, boşuna dememişler. Evet, Times'ın manşetinde bu herkesi ilgilendiren haberi detaylarıyla aktardım size. Çünkü bizde bu konular zaman zaman böyle sabun köpüğü gibi konuşulur, sonra da unutulur. O yüzden detaylı aktardık sizlere bunu, sağlıklı beslenmenin önemini. Batılı toplumlar daha da yakıcı biçimde hissetmeye başladı. Çünkü doğal olmayan gıdaların, dondurulmuş gıdaların ve şekerli, gazlı içeceklerin, her türlü GDO'lu besinlerin hızla arttığı kapitalist dünyada ne yazık ki insanların şekli, şemaili de bozulmaya başladı. Yani tabiri caizse hem şişmeye hem de yamulmaya başladı insanlık. Evrim teorisindeki o zincir, o maymundan başlayıp işte bir maymunun bir türünden başlayıp gelişen insan türü, acaba bu GDO'lu gıdalar ve zararlı yiyecek içeceklerle birlikte nasıl bir noktaya varacak? Belki bunun da bir görsel çalışmasını yapar birileri önümüzdeki günlerde. Ve İngiliz basınına, diğer gazetelere bakalım. İngiltere'de siyasi partilere en fazla bağış yapan iş adamlarından üçü Avrupa Birliği'nden çıkılmasını savunmak için bir araya geldi. Avrupa Birliği karşıtı lobi dikkat çekiyor İngiltere'de son dönemlerde. Bu kişiler Muhafazakar Parti'ye 1,2 milyon sterlinden fazla bağış yapmış Peter Crudas, İşçi Partisi'nin en büyük bireysel bağışçısı John Mills ve İngiltere Bağımsızlık Partisi bağışçısı Stuart Wheeler'dan oluşuyor. İş adamları Avrupa Birliği'nden çıkılmasının İngiltere ekonomisi açısından olumlu sonuçları olacağını savunuyor. İş adamlarının kuruluşunu Alman lider Angela Merkel'in İngiltere ziyaretine denk getirdikleri kampanya grubu Ayrılmayı Oyla adını taşıyor. Evet, İngiltere'de Zenginler Kulübü Ayrılmayı Oyla isimli bir kampanya başlattılar. İngiltere'de Avrupa Birliği referandumu 2017 sonunda sonuna kadar gerçekleştirilecek. Independent Hayır'ın Gücü başlığıyla çıktı bugün. Daily Telegraph ise yeniden İngiltere'yi ön plana planda tutma zamanı demiş değerli izleyenler. Financial Times'daki haberde adı açıklanmayan bir savunma bakanlığı yetkilisinin Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de önümüzdeki dönemde IŞİD'e yönelik nasıl bir strateji izleyeceği ile ilgili görüşlerine yer veriliyor. Rusya'nın Esad'a destek için Suriye'de hava saldırılarına başlaması ve Amerika'nın Aid Donut projesinin lime lime olmasının Amerikan lideri Obama'yı Suriye'de IŞİD'le mücadelede yeni bir strateji belirlemek için baskı altında bıraktığı yorumu yapılıyor. Evet, Guardian'da haber, araştırma kuruluşu Demos'un İngiltere'deki Müslümanların iş yaşamındaki temsiliyle ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını aktarmış. Demos'un araştırmasına göre İngiltere'de yaşayan Müslümanlar arasında iş yaşamındaki önemli pozisyonlarda yer alan ve önemli mesleklere sahip kişilerin oranı
%16'ymış. Guardian, Demos'un araştırmasının bu oranın diğer dini toplumlara göre düşük olduğunu gösterdiğini de aktarıyor. Türkiye'de çıkan gazeteler ne yazdı? Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetiyle başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi önümüze gelince hemen bakacağız. Evet, enerji blöfü. Erdoğan Rusya'yı doğal gaz almama ve Akkuyu'yu durdurmakla tehdit etti. Uzmanlar enerjide tamamen dışa bağımlı olan Türkiye'nin Rusya'ya karşı bir alternatif yaratamayacağını belirtiyor. Dijitürk'ten 7 kanala sansür, Kemal Kılıçdaroğlu halka platformu boykot çağrısı yaptı. Savcılık talimatıyla 7 televizyon kanalını susturan Dijitürk'e tepki yağdı. Türkiye çapında abonelik iptal kampanyası başlatıldı ve savcılık yayınlarda örgüt bulmuş. Evet, bu örgüt meselesi ne yaman gerekçedir, insanları örgütlüdür diye astılar. Türkiye'de zamanında hapse soktular, sürdüler, dövdüler, ezdiler, elediler. Şimdi de televizyonları kapatıyorlar bu örgüt meselesiyle. Kitabını yazdı, dolandırıldı, ATM fareleri, siber suçtan korunma dersleri veren uzman polisin bile kartını kopyalayıp parasını çaldı. Evet. Çok sayıda seminerde siber suçtan korunmayı anlatan İsa Altun, Ortam Sanal Suç Gerçek kitabı için imza gününe gidecekken kartı ATM'de takıldı. Emekli maaşının başka hesaba aktarıldığı anlaşıldı ve kitabını yazdı bu siber suçların ama kendi kredi kartı da siber saldırganların kurbanı oldu. Sandığa hücum demiş Habertürk sürmanşette. 5 seçimi bilen Andy R. Habertürk için araştırdı ve %91 oranındaki insanlar sandığa gideceğini söylemiş. Değerli izleyenler, Hürriyet'e bakalım. Hürriyet gazetesi Cumhuriyet'e borçluyum manşetiyle çıktı. Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen Profesör Doktor Aziz Sancar, ben bu ödülü memleketime Cumhuriyet devrinin başlattığı eğitime borçluyum dedi. Ve Aziz Hoca'nın açıklamaları bu şekilde verilmiş. O polisler Samast'ı biliyormuş. Hrant Dink cinayeti soruşturmasında emniyetteki kayıp belgelerin izini süren savcı kilit bilgi ve belgelere ulaştı. Dönemin Trabzon istihbaratının o gün Samast'ın cinayeti işlemek için tetikçi olarak tutulduğundan polis yardımcı istihbarat elemanı olan Erhan Tuncel'in verdiği istihbaratla 4 ay öncesinden haberdar olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca bazı belgelerin yasa dışı biçimde imha edildiği belirtiliyor. Milliyet ne yazdı? Nobellik dersler diyerek Aziz Hoca'yı manşetini aldı. Nobel ödülünü kazanan Profesör Aziz Sancar, yaşamı, mesleği ve başarılarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunurken adeta ders verdi deniliyor. Ve Taraf, son gazetemiz, Taraf'ın manşetinde dijidarbe var. Japonya yolunda yargı gereğini yapsın diyen Erdoğan'ın sözlerinin ardından Dijitürk savcılıktan yaz aldığını açıkladı. 7 muhalif kanal dijital yayın ağından çıkarıldı denildi değerli izleyenler. Davutoğlu Demirel'in seçim vaatlerine özendi. 1 Kasım öncesinde iktidarı bırakmamak için çırpınan AKP, kim ne veriyorsa 5 lira fazlasını veren bir partiye dönüştü. Ve Demirtaş'a seçim tuzağı, seçime günler kala Diyarbakır Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ı PKK üyesi olmakla itham eden iddianame kabul edildi. Kışanak'a 10 yıl hapis istenen iddianamede HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş da PKK'dan talimat almakla suçlandı. Gerisin geriye gidiyor Türkiye değerli izleyenler. Evet, bu şekilde Türkiye medyasına da baktık. Dünya haberlerinin sonundayız.
Dünya haberleriyle birlikte sabah kahvesini noktalıyoruz. Az sonra Radyo Gazetesi'nde her cuma olduğu gibi serbest kürsü köşemizle karşınızda olacağız. Telefonlarımız size açık olacak ve gündemi sizler belirleyeceksiniz. Az sonra yeniden karşınızdayız. Yani? Güle güle. Evet. Ben zilin sesini duydum ve gün olur alır başımı giderim şarkısını da çalarak gidiyoruz. Değerli izleyenler, hafta sonunuzun keyifli geçmesini diliyoruz. Pazartesi sabahı 7.30'da yeniden sabah kahvesinde birlikte olalım ve güzel haberleri sizlere aktaralım. Görüşmek üzere. Sabah kahvesi.